biz şimdi gerçekten kendi evimizde miyiz? Yani kendi evimizi mi boyayacağız? Kendi evimizde, kendi seçtiğimiz renklerle kendi odamızı boyayacağız ya. Evet, şimdi güneşin rengi olduğu için ve enerjinin kaynağı olduğu için sarı. Her sabah enerjik uyanayım ve hayatı yeniden heyecanla karşılayayım diye. O zaman huzur versin, dinlendirsin diye mavi. Bir de Ege'nin rengi olduğu için. Ege'nin. En sevdiğin renk miymiş? Ege denizi tatlım, İzmir'in denizi Ege. Ha, Ege'nin, hayır onu bilelim de. Şimdi keyifli ve neşeli bir ortam olması için salona karamel ve turkuaz. Hadi başlayalım mı? Başlayalım. Keşke şimdi Şebnem de olsaydı değil mi? Biz ona olma demedik ki. Durduk yere olay çıkardı. Ben de isterdim üç kişi olalım. Ama alınganlık yapıyor işte. Yani ben bir şey demiyorum. Sadece ben bu sahneyi üç kişi hayal etmiştim. Ben kaç kişi hayal ettim sence? Ben de iki kişi düşünmemiştim. Ya ben de çok üzgünüm. Hem de daha çok üzgünüm. Ama ne yapalım? Ya baksana bu kadar güzel bir olayı Şebnem niye bu hale getirdi? Benim aklım almıyor. Yani sen de haklısın tabii. Ne gerek vardı yani? Hani ne gerek vardı? Şimdi onun içindesindi ne bizim içimizde. Hayret bir şey. Yani sadece o şu anda ne yapıyordur diye aklıma takıldı. O kadar. Yani o da üzgündür herhalde değil mi? Ben de üzülüyorum. Biz de üzülüyoruz. Ama ya ben de onu demeye çalışıyorum işte. Ne gerek vardı yani? Şu hale gelmeye ne gerek vardı ya? Allah Allah. Efendim? Müsait değilsen sonra arayayım. Yok yok, bir şey düşünüyordum da. Ne oldu Ege? Ne söyleyecektin? Neredesin, evde misin? Evdeyim. Kainat? Kendi evimdeyim. Nasıl yani? Bayağı. Almila ile biz kendi evimizdeyiz. Hoş geldin. Yeni eve geçiyorsun. Yardımsız bir başına olmaz. Sağ ol. Geç. Kolay gelsin. Teşekkürler. Müfit abiyle Seniha Hanım gelmeyecek, onu biliyorum. Can zaten gelemez. Selim'in gelecek hali yok. O zaman... Şebnem! Sen aç. Canım, hiç fark etmez ki. Aa, yardım edilmez ama. Sen nasıl buldun burayı? Yani burayı nasıl bulmuş olabilirsin ki? Önder sağ olsun. Bu aralar etle tırnak gibiyiz. En büyük kankam. Çok seviyorum. Böyle mi geçiyoruz? Kolay gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin.
Ya senin bir sıkıntın var sanki. He var. Ama işte çözemiyorum. En büyük sıkıntı da o. Merhaba. Yiyecek bir şeyler getirdim. Belki acıkmışsınızdır. Hoş geldin, gel. Merhaba. Ben yardım edeyim. Sağ ol, teşekkürler. Böyle mi geçiyoruz? Kapıda cinnet kapıda, yemin ederim. Ömrümde yaptığım temizliği ucuca eklesem bunun yanında hobbit kalır. Ama hiç yorgun değilim, biliyor musun? Yani kainat bizim artık bir evimiz mi var? Vallahi mümkün olsa ben bu gece bile burada kalırım. Şişt. Önder falan? Hiç konuşulmuyor sanırım. Yok. Bilmiyorum kainat. Yani kafam çok karışık. İşaretler kimi gösteriyor bilmiyorum. Peki ya sen? Yani Ege? Ya bazen duyardım öyle. Hissettiklerimin adını koyamıyorum falan. Ne yalan gelirdi ya, ne gülerdim ona. Oluyormuş öyle. Şebnem, seni en son 1,5 yaşındayken böyle görmüştüm. Biliyor musun, 1,5 yaşına kadar konuşmadı. Tekin o zaman konuşsun diye bir sürü para dökmüştü. Şimdi sussun diye döküyor. Hatırlıyorum ya, yüzünün 4'lü 3'ü göz bir kızdı. Gözünden arda kalan yerlerde de böyle burun ve dudak vardı. Yani bir de eli böyle belinde kaşını havaya kaldırdığı zaman bütün karşı yaka sahil boşalırdı. 35,5'ların en atarlısı. Hadi Şebnem. Ne bir surat böyle? Yok. İşler çok yoğun. Kafam o yüzden dolu biraz. Yorgunum biraz. Nermin, eğer bu poğaça olayıyla bir ilgin varsa çok kötü bozacağız. Merhaba Ege. Yani hoş geldin demek isterdim ama anladığım kadarıyla pek hoş gelmemişsin. Poğaça olayı ne? Ben bunu anlamadım. Kainatın başı yok yere derde girdi. Ve nedense aklıma ilk sen geldin. Ben ve kainat. Komik olma Ege. Kainat ciddiye alacağım biri değil. Benim derdim seninle. Benimle de bir derdin kalmadı artık Nermin. Ha doğru, dert demeyelim. Daha çok ticari bir uyuşmazlık değil. Ya ne alakası var? Bendeki her şeyini teslim etmedim mi ben sana? Ettin. Bana ait olanların hepsini geri verdin. Ama Ege, geçen gün avukatım uyardı. Sen bugüne kadar hiç kira ödememişsin. Ve bu yasal faiziyle falan çok birikmiş. Tamam. Ne kadarsa öderim. Ödeyeceksin tabii. Ama bunu böyle bir lütufta bulunur gibi yapmana gerek yok. Mecbursun zaten. Ödemezsem? Koca devlet bu Ege. Ödetir bir şekilde. Yani nakit olarak ödetir, hapis cezasıyla ödetir. Bir yolunu bulur yani. Hayır, ben eski bir dostun olarak uyarmak istedim sadece. Ne yaparsan yap Nermin, umurumda değil. Zar adettendir. Bir ev hediyesi alınacak. Ama bu Müfit abi itirazlarına kapalı bir konu. Olur mu öyle şey Müfit abi ya? Zaten yeterince yük olduk sana. Ya bak, bunlar mühim şeyler vallahi. Şimdi yıllar önce ben İstanbul'a ilk geldiğim zaman bir arkadaş bana bir ev hediyesi almıştı, çamaşır makinesi. Ama makineyi bir görsen mobil yani makine. Böyle geziyor, çalıştığı zaman sağa sola sular fışkırtıyor falan.
İnanılmaz bir makine. Ama ben hediyeyi alan arkadaşı Sevinç'ten böyle bir omzuma almadığım kalmıştı. Fakat sonra o bir ev açınca ben de onun eksiklerini giderdim. Yani evler böyle böyle kuruluyor. Kısaca diyeceğim, ilk beyaz eşyanız benden. İhtiyaca göre. Neyiniz eksik? Aslında olanları saysak daha çabuk biter Müfit abi. 3 saniye kadar. O zaman ilk yaşam destek ünitesi olandan başlayalım. Çamaşır makineniz benden. Eğer talibi yoksa buzdolabı da benden. Seniha Hanım, olmaz öyle şey Müfit abi. Olur olur ya, sen de bana ütüye gelirsin. Zaten ne kadar karlı çıktığımı geldiğin zaman anlayacaksın. Yere kadar olacak değil mi? Yere kadar olsun, zengin dursun. O zaman 2,5 metre yaptı. Tamam. Perde ölçüleri alındı, banyo ovuldu. Şebnem'in odası da tamam, her ne kadar gelmese de. Sen tut. Böyle bırakalım mı? Bu ne şimdi? Ya geçen öyle bir fırın muhabbeti dönmüştü. Ben ev hediyesi olarak şey yaptım. Sağ olsun Selim de atıverdi. Al, ben de bir şey alacağım. Baştan söyleyeyim. Sonradan itiraz olmasın. Ya gerçekten çok sağ olun da böyle resmen hazıra konuyoruz biz. O zaman da bizim evimiz olmuyor. Gerçekten çok teşekkür ederim Selim. Yani düşünmen yeter. Ama biz zaten eşya bakmaya çıkacağız birazdan. E tamam, bari nakliyeyi bana paslayın. Bak hem arabam dışarıda, bildiğim birkaç yerde var. Kalifiye eleman. Bence kaçırmayın. Yalnız senin bildiğin yerlerden pek bir şey alamayız biz. Benim evim eşya terktir. Yani terk edilmiş kasaba gibi düşün. Pek fazla eşya da sevmem zaten. Az eşya olsun ama gösterişten de uzak olsun. Ya tabii siz bilirsiniz yani istediğiniz yere kadar götürürüm. Buradan da Can'ın yanına gidelim. Malum yeni geldi çocuk, yalnız kalmasın. Yani. Can geldi mi? Aynen. E çok da beklemeyelim değil mi? Hadi çıkalım. Değil mi çıkalım diyorum yani? Tamam çıkalım. Çıkalım. Aa, buna ne diyorsun? Bak ne güzel. Bak. Sen dalga mı geçiyorsun Müfit? Yok, ciddi söylüyorum bak. Bunun litresi ne ki? Aymin'le bir sürü sebze alacak, o sebzeler bu sebzeliğe sığmayacak. Şebnem bir sürü yemek siparişi verecek, hazır yemek. O kutular bu raflara sığmayacak. Kainat yemek yapacak, en az 3 tencere olmak üzere. Hayatta olmaz. Kızlar İzmirli. Tamam. Bundan vazgeçtik, oldu. E tamam. Bunu alalım o zaman, çoğalması daha yüksek bak. Bu ne ya? Bunun fiyatına bak. Biz bunu alacağımıza vallahi gidip kızlara ev alırız daha iyi ya. Abartma Müfit. Tamam tamam, şuna bakalım. Bak, bunu da geçelim. Bak bak, bunun fiyatı gayet iyi. Hiç olmazsa araba fiyatı değil bunun ki. Bu fena değil. Bunun teknik bilgilerini öğrenelim. Bir de çamaşır makinesi bakacaktık. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Ev mi yeniliyorsunuz yoksa ikinci baharını yaşayacak o şanslı çiftlerden misiniz? Yok canım, benim yeğenim ve arkadaşlarına hediye alacağız da. Kusura bakmayın, böyle birbirine bu kadar yakışan bir kadınla erkek görünce. Tabii tabii, yani sorun değil yani, anlıyoruz. Çamaşır makinesinde ne gibi bir kriteriniz var? Bir kere kaç kilogram yıkıyor? Vay vay vay. Şu manzaranın güzelliğine gel be abi. Gözüm gönlüm açıldı olsun. Bir tane de değil. 2 ahu gelmiş. Pek bizi de mahallemiz şenleniyor şerefsizim. Ha, kimler gidici? Kimler kalıcı? Ha, bana soracak olursanız... Ha, bu gençler gidicidir.
kainat. Şebnem'i arayalım mı artık, ne olur? Sen ara. Yani o beni arayana kadar ben onu aramam. Olurum, fark etmez. Ay bu kadar yüksek tavan olur mu? Bu nedir ya? Almileciğim, Almileciğim. Bir sakatlık çıkmadan alayım ben onu. Hayır, tavan yüksek bir kere yoksa. Lan bu ne be? Böyle tavan mı olur kardeşim? Çok yüksek. Ne yapsak? Acaba perdeyi takmak için uzun boylu birini mi çağırsak, değil mi? Can'ı mı arayalım diyorsun? Yani Can ya da Müfit abi işte. Sen seç. Can merhaba. Ve hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır mısın? Şimdi bir kainat klişesi geliyor. Hazırım. Sana ihtiyacım var Can. Adresi versem gelebilir misin? Yeni eve yerleşiyoruz da uzun boylu birine ihtiyacımız var. Perde mi takılacak? Aynen. Müsait misin? Müsaitim. Sen adresi yolla o zaman. Tamam. Görüşürüz. Bir şeyler getirdim size. Aa, temizlik yapmışsınız. Çok güzel olmuş. Kervanın ucu böyle habire uzayacaksa bizim işimiz var ha. Hayır, her gelen de film artisti gibi kardeşim. Hayrettir ya. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel geç. Hayırlı olsun. Görmüş müdür? Aç mısın Can? Ege yiyecek bir şeyler getirmiş. Yok Amire, sağ ol. Tokum. Neyse, perdeleri aradan çıkarayım ben o zaman. Orada. Hayırdır moda ajansı? Ne bu böyle bando mızıka telaş? Müfit abicim, biz kızları eve diye saldık da şeye bakınıyorduk. Onların evine bize oraya kadar eşlik edecek bir centilmen. Keşke bir sözüm olmasaydı da ben götürseydim. Ama ne yapalım? Demek kaçak gelinleri özlediniz. Canım. Tabii yani. Kızların evini öğrenmek için yoksa hediye alıp karşıma dikilecek haliniz yok değil mi? Aa! Değil mi? Bakın ne yapalım biliyor musunuz? En iyisi siz bu hediyeleri buraya bırakın. Onlar nasıl olsa yarın buraya gelecekler. Buradan alırlar. Bırakın, bırakın buraya. O zaman biz böyle bırakıp müsaadeni isteyelim. Ay ne de güzel. Of, çok ağır bir hediye almışsın. Boş mu? Al. Pes. Güle güle.
Ben sana yemez dedim. Boş getirirsen yemez tabii. Biz bu geceyi burada geçireceğiz ama yataklarımızın soğuması yok ki. Ama bir şey olmaz, bir şey olmaz. Doğru, sana bir şey olmuyordu değil mi? Sen önceki hayatında bu arada bereli falan mıydın? Seni kurtlar mı büyüttü acaba? Derdi Şebnem sana hep değil mi? Ben de. Biz geldik. Sürpriz. İyi olmuş aslında bu ev. Güzel ışık kalıyor her taraftan, baksana. Evet evet, bence de çok güzel kızlar. Hem de doğu batı cephesi. Odam artık doğuya bakıyor. Bundan sonra uyandığımda yatağımda güneşi görebileceğim. Umarım hep böyle neşeli uyanırsın. Bir saniye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Önder sağ olsun, çok yardımcı oldu. Bizimkisi yardımdan sayılmıyor çünkü. Varsa yoksa Önder. Hayır yani. Ne kadardır tanıyoruz bu Önder'i? Kaç gündür tanıyoruz yani? Hakikaten ya, nasıl biri bu Önder? İşte böyle. Merhaba. Selamlar hanımefendi. Merhaba. Ya ben burada sadece iki tane genç güzel kadın olacak diye biliyordum ama şu an yanıldığım için çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Ben seni al. Çok memnun oldum. Bak bak bak, yalakalıklara bak. Tam yalaka ya. Merhaba. Merhaba, memnun oldum. Özgür, ne haber? İyidir, sana ne haber? Efendim, merhabalar. Hoş geldin. Önder ben, dediğim gibi. Almine durumu bahsedince ben yardım etmek istedim. Umarım kızmamışsınızdır. Yok canım, hayır hayır, kızmadım. İyi yapmışsınız. Abiniz de en az sizin kadar yardımsever davranmış. Bu kadar iyi niyetli iki kıza yardım etmemek hem zor hem de insafsızlık olurdu herhalde. Ya ben hayatımda Almine kadar temiz kalpli birini tanımadım. Kainat'la da yeni tanıştım. O da öyle birine benziyor. Almineciğim, bu sizin için yine ev hediyesi. Güle güle kullanın. Evet. Bu da kira sözleşmeniz. Hayırlı olsun. Her şey tamam. Emlakçı galiba. Zahmet etmişsin. Çok teşekkürler. Olur mu? Ben böyle kültürel şeylere çok önem veriyorum. Evi önceden bilmem çok işe yaradı. Çünkü bu taş tam bu salona göre. Taşmış. Kültürel. Bu salona sürekli keyif ve enerji verecek. Yalnız onu önce bir nötrlemen lazım. Söylememe gerek yok herhalde. Bir üç gün kadar suda bekletsen tamamdır. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani çok düşüncelisin. Bu hediyeye bayıldım. Kainat bak. Ay. Çok kültürel. O zaman. Yatağımız var. Çarşafımız var. Perdeleri de taktık. Biz diyoruz ki eğer siz de müsaade ederseniz biz bu gece burada kalsak evimizde. Yarın sabah nasıl olsa geleceğiz. Bugün kalmasanız yarın kalacaksınız. Burası sizin eviniz artık. Kontratta imzanız da var. Kalın tabii canım, ilk geceniz. Bizim çıktı. Sağ olun Seni Hanım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi yine iyisiniz. Ama bakın sabaha kadar kaynatıp sonra uykusuz kalmayın, tamam mı? Tamam, bırak kaynasınlar. Hadi hoşça kalın kızlar. Hadi yarın görüşürüz. Hala inanamıyorum ya. Ben de. Yani biz şimdi kendi evimizdeyiz. Burası senin odan. Benim odam? Vallahi benim odam. Sadece benim odam. Bak eğer yalnız uyumaya alışamazsan bana hemen seslen, ben yatağımı kaptığım gibi gelirim buraya, tamam mı? Saçmalama Almiracığım, ben 15 yıldır bu anı bekliyorum ya. Kendi odamda kendi başıma uyuyacağım, sabah da yalnız kalkacağım. Evet, bak ben bu odayı nötralize ettim, tamam mı? Yani pozitif ve negatif yönünü dengeledim. O yüzden çok rahat uyuyacaksın. Teşekkür ederim kuzum ama ben o kadar yorgunum ki yatağa yatmaz uyuyacağım. Sakın! Ne oldu be? Uyuyacağım ben.
olmaz. Yatmadan önce ışığı kapatınca böyle uzandığında göreceğin rüyaya odaklan, tamam mı? Bir süre bunu düşün. Niye? Göreceğim zaten. Tabii ki hatırlamak için. Bir evde kaldığında ilk gece göreceğin rüya geleceğe dair ipuçları verir. Yani o evde yaşananlarla, olacaklarla alakalı. Hele ki bu bir de kendi evinse daha da önemli bir hal alıyor. O yüzden yatmadan önce rüyamı hatırlayacağım diye kendine telkinde bulunursan sabah uyandığımızda birbirimize anlatabiliriz. Peki sayın psişik uzmanı, gereken telkinlerde bulunacağımdan emin olabilirsiniz. Ayrıca engin bilgilerinize de minnettarız. Yaz uyuyalım, ne olur uyuyalım. Ben yarın köpekleri gezdirirken esneyeceğim yoksa. Tamam oldu. O zaman seni kocaman öpüyorum ve ilk defa iyi geceler tatlı rüyalar deme şerefine erişiyorum. Tamam mı? İyi geceler. Görüşürüz.